Ay özümüzü kopardın Masar. Seni ne kadar özlemişim. Masar'dan fırsat bulup gelip seni göremedim ki babacığım. Ay yanağım kaşındı birdenbire. Sinek mi ısırdı acaba? Hoş geldiniz efendim. Yani bizi epeyce korkuttunuz. Ayıptır sanması, biz de birkaç gündür sizi hırsız, sapık ve manyak zannediyorduk. Amma da yaptın. Hop hop! Sözlerine dikkat eder misin biraz? O benim öz be öz babam oluyor. Çok özür dilerim. Sözlerimi geri alıyorum baba. Ben şimdi senin bu isteğini yerine getiririm hayatım. Hiç merak etme. Evet, çaylarımız da geldi. Aman, evin kızı da pek hamar atmış. Niye zahmet ettin oğlum? Zahmet olur mu? Benim için zevktir. Aferin minik kuşum. Biraz tutumlu muydunuz diyeyim. Vallahi ne diyeyim bilemiyorum ama yani... Para sarf etmeyi pek sevmezdiniz Gazanfer Beyciğim. Vallahi gene de pek sevmiyorum Menkübe Hanımcığım. 5 yaşında ilk defa elime para geçtiğinden beri tutumluyumdur. Hatırlıyorum da bütün çocuklar horoz şekeri alıp yalarken ben şeker pancarına sopa saplar onu yalardım. Ne yalan söyleyeyim cimrilik, tutumluluk konusunda kimse sizin elinize su dökemez vallahi. Size bayramlarda gönderdiğim tebrik kartlarının arkasını silip tekrar yazarak bana yollardınız. Ya eskiden ne güzeldi. Zarfların üzerine pul yapıştırılırdı. Ben de pulların üzerindeki damgaları çamaşır suyuyla silip yeniden kullanırdım. Hey gidi günler hey. Ruslarcığım, Ruslarcığım. Canım rahmetli kızım benim. Allah seni nur içinde yaktırsın. Gelinlik ne de yakışmıştı. Düğünü hatırlıyor musunuz Mekiba? Aman nasıl unuturum efendim. Rahmetlinin düğünde hani darbukacı kılığına girip de çalgıcılara atılan paraları toplamıştınız. Neyse. Artık hepimiz bu olaya yeteri kadar üzüldük. Ay şimdi biraz da neşeli şeylerden konuşalım değil mi ya canım? Yalancı, üzülmüşmüş. Cenaze töreninde tek beyaz giyersendin be. Tamam ruhum, sinirlenme. Sakin ol. Biliyor musunuz? Mersin'den buraya tam 23 günde gelebildim. Tasarruf olsun diye yürüyerek mi geldiniz yoksa? Yok canım. Gezici kütüphane otobüsüyle geldim. Mersin'e gelmişti gezici kütüphane. Ben de onun programına baktım. Ondan sonra baktım ki otobüs Aksaray, Konya, Antep, Adana, Mersin ve Karadeniz üzerinden geliyormuş. Atladım, 23 günde geldim işte. Hayırdır. Niçin Mersin'i bırakıp buralara geldiniz Gazanfer Beyciğim? Ne amaçlı bir rüzgar attı sizi buralara böyle? için geldim, bir iş için. Alacağım da araba. Eğer uygun fiyata bir araba bulursam alacağım. Niye? Mersin'de araba yok muydu? Olmaz olur mu? Var tabii. Ama ben şöyle bayandan temiz bir araba almak istiyorum. Mersin'de pek öyle bayandan temiz araba satılmıyor da. Neyse canım hayırlısı olsun. Bu vesileyle de uzun bir aradan sonra görüşmüş olduk. Evet öyle oldu. Çok kalacak mısınız burada? Bilmem. Aradığım kadını bulmama bağlı. Kadını mı? Ama hani yani kadından arabayı. İlahi Gazanfer Beyciğim. Ona kadından değil bayandan araba denir. Bu ev kocaman. Burada kalırsınız artık. Yok canım ne gereği var. Rahatsız etmeyeyim. Evet yani size aslında kalın diyebilirdim ama benim dağınıklığımdan rahatsız olabilirsiniz. Yok canım ne dağınıklığı. Masar benimle 5 dakika içeri gelebilir misin? Tamam geliyorum hayatım. Geliyorum. Kime dedi? Zavallıcı. Ruhsar rahmetli olduktan sonra böyle oldu. Bazen kendi kendine dalıp dalıp konuşuyor. Söyler misin? Babamın bu evde kalmasını niçin istemiyorsun? Ama hayatım bu ev zaten küçük bir ev. Bize anca yetiyor. Ya! Senin cadı annene, garson boy, cadı kız kardeşin istedikleri zaman bu evde kalıyorlar ama. Onlar gelince ev büyüyor mu ha? Saçmalama ruhum. Öyle demek istemedim. Ev büyük olsa neden olmasın? Evi büyütmek zor olduğuna göre seni küçükleme ne dersin ha? Ruhsar dur yapma! Evet! Şimdi ev yeterince... Büyüdü mü sevgili kocacığım? Ruhsar'cığım ruhum neden beni anlamak istemiyorsun? Asıl sen beni anlamak istemiyorsun. Bana bakma sen. Eğer beni biraz daha fazla sinirlendirirsen seni hamam böceği gibi ezerim. Haberin olsun. Ruhsar lütfen. Tamam kabul. Baban sonsuza kadar bu evde kalabilir. Bu arada Menkübe Hanımcığım siz hala evlenmediniz mi?
Evlenmedim Gazanfer Beyciğim. Aslında bir sürü isteyenim oldu tabii. Kaptanlar, doktorlar, emekli paşalar. Oho! Daha kimler de kimler. Elimi sallasam ellisi. Oh, siz sohbeti bayağı koyulaştırmışsınız. Ama benim işe kaçmam lazım artık. Güle güle benim minik kuşum. İzninizle ben de kalkayım artık. İzin de ne demek? Ben havaların kulesi miyim? Ben yardım edeyim size. Ben de size yardım edeyim. Gidelim. Ben de gideyim askerlik arkadaşımın evinden bavullarımı alıp buraya getireyim. Askerlik arkadaşımızın evi yakın mı bari? Yakın. Maltepe'de. Astronotlar sitesinde oturuyor. Astronotlar mı? Aa, Türkiye'de astronot mu var? Yok ya. Sitede astronotlar oturduğu için değil. Bu müteahhit evleri astronot fiyata sattığı için sitenin adı Astronotlar Sitesi oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş. El alem...